İyi akşamlar. Eğleniyor muyuz Pars kadınları? Var ya, öyle bir çaldım ki millet çıldırdı. Görseydiniz gurur duyardınız benimle. Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Anne, o ne öyle tikli gibi? İyi misin sen? Sen hapis köşelerinde çürürken ben nasıl iyi olurum evlat? Ben nerelerde çürürken? Hapiste Hakan, hapiste. Başımız dertte. Geç otur. Ne? Hapse mi gireceğim yani? İşlemediğim bir suçtan dolayı hem de. Of anne ya, bir şeyler yapsana. Oh, olur mu öyle şey kuzum? Bak senin kapı gibi avukat kuzenin var. Suçsuz yere hapse girmene izin verir mi hiç? Önce bir olayı çözelim mi? Değil mi? Hakan, o gece hırsız çaldığı arabayı sabah getirdi, niye bıraktı oğlum? Bilmiyorum ki Barış abi. Modeli mi beğenmedi acaba? Sonuçta klasik araba. Hakan araba kaza yapmış ya. Evet abi. Yani bağlantıyı kuramadı çocukcağız. Çocuğum, hırsız yapmış kazayı, hırsız. O yüzden getirmiş arabayı yani. Bak, takı takılı dersin benim oğluma. Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş Hakan? Hırsızı bulacağız. Eğer hırsızı bulursak benim suçsuz olduğumu ispatlarız. Bravo. Otur bakayım şöyle. Şimdi Hakan, o geceye dair bütün detayları anlat bana, her şeyi. Ne oldu, nasıl oldu? Şimdi Barış abi. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum ki ben. O gece komple gidik ben de. O gece komple gidik sen de, öyle mi? Evet. Gidik. Evet abi. Ben balık yağı içiririm ona. Hemen aklı başına gelir değil mi çocuğu? Evet evet. Balık hafızası meşhurdu zaten değil mi? Ben galiba kötü bir şey yaptım. Bravo. Anladın. Barış abi, özür dilerim. Tamam, hadi. Teyzem, şu hafızayı acele tarafından canlandıralım. Bak, bütün ipuçları orada, tamam? Hadi. Tabii Teo'cum, merak etme sen çocuğum. O şehir eşkıyasını ne yapacaksın Barış? Bakacağım çaresine teyzeciğim. Şantajı boyun eğecek değilim. Aslan yeğenim benim. Hadi görüşürüz. Ya olan Hakan'ın değil sana olacak patron. Yoksa vallahi sal videoyu gitsin diyeceğim ben. Laf mı şimdi bu Teo? Hakan benim kardeşim. Ha o, ha ben. Ya tamam işte, ben kızdığım için öyle diyorum. Durduk yere iş açtı başına yani. Şimdi şu olayın üstünden bir daha geçelim. Benim Hakan'a ödünç verdiğim arabamı Hakan hırsıza kaptırıyor. Sonra hırsız gidiyor, kaza yapıyor, arabayı tekrar bırakıyor. Hakan da arabayı buluyor. Ama tutanağımız olmadığı için biz hiçbir şey ispatlayamıyoruz. Aynen öyle. Yani bir şekilde video ortaya çıkarsa kıza sen çarpmışsın gibi olacak. Çok da tatlı kız ya. Şimdi Teo, yapılacak şey belli. Gideceğiz, kızın ailesiyle konuşacağız. O zaman aileyi anlatayım sana biraz. Ufaklığın annesi doğumda ölmüş. Babası hayatta ama hafiften bunalımda. Babaannemiz var, Leşe Hanım. Kendini çocuklarına adamış. Yeri gelince seven, yeri gelince terlik gösteren bildiğin Türk tipi geleneksel anne modeli.
Büyük hala var bir tane, Arzu. O da çalışmıyor, evde. Mahalleden sevdiği varmış, onunla evlenmenin yolunu arıyor. Kime bakıyorsun kız? Önüne bak. Aslı evlenecek gibi değil Neşe. Şoförlük yapa yapa o erkek gibi olmuş o. Anam bir elini ayağını çektirseydi o işten. Bak Arzu kızıma dizinin dibinde hanım hanımcık. İtiği var, kopuğu var. Taksilere kimlerin bindiği belli değil. Bir de Allah korusun başına bir şey gelse kız başına ne yapar öyle? Bir saatlik ana haberin yarım saati cinayet ayol. Ya siz buraya anamı halı yıkamaya mı beyin yıkamaya mı çağırdınız? Ha? Benim kızım başa der her şeyle. Canım başa der. Benim halam bütün işleri yapabilir bir kere. Bak çocuk bile biliyor gördün mü? Çocuk bile biliyor. O zaman halasıyla konuşacağız. Evin reisi o sayılır dediler. Ya taksicilik yapan genç bir kızmış işte. Taksi şoförü. Genç bir kız. Aynen. Ya aklı başında biri mi bari? Kız tek başına bütün aileyi geçindirdiğine göre aklı başındadır herhalde patron. Yine mi sen ya? Yine mi sen? Ha, gene ben. Ne yapacaksın? Böyle buyur birader. Ya kardeşim sen niye benim müşterilerimi çalıp duruyorsun? Koca İstanbul'da başka müşteri mi kalmadı? Beyefendi siz buyurun binin böyle. Canına mı susadın kardeşim sen? Kadın şoförün arabasına mı bindir ya? Gel sen böyle gel. Kadın düşmanı manyak. Bana bak sen bana kafayı taktın ama ben sana pabuç bırakmam. Deli bu ya. Deli. Vallahi deli. Aklı başında bir şey olsa şoförlük yapmaz zaten. Gel sen böyle birader gel. Siz de binin artık canım. Siz bana el ettiniz. Niye ona bakıyorsunuz hala? Erkek adam erkek taksiye biner. Bin abicim sen. İnsan olan kimin aklıysa ona biner. Söyledim sana kızım. Bırak bu işi. Git evinde çocuk bak. Haydi eyvallah. Bırakmıyorum be bırakmıyorum. Sana mı soracağım? Beni böyle yıldıramazsın. Ateş böceğim ben. Yollarım Fatih'im. Plakanını aldım. Bak göreceksin sen ben sana neler yapacağım. Hadi gidelim bir an önce konuşalım o zaman. Hop 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 hop. Patron ne yapıyorsun ya? Senin paran burada geçmez Güdür. 2, 3, 4 hadi. İnşallah laftan anlayan bir kızdır. Vallahi bence aklı başında bir kız. Ya ben şöyle bir uzaktan gördüm bana öyle geldi. Ne geldi tabi vahiy mi geldi? Ya işte gözüm tuttu patron. Hem taksicilik kolay işim ya belli kız sağlam ya. Göreceğiz bakalım. Ateş böceği iyi misin kızım? Değilim Mahir amca. Sabah sabah sinirlerim bozuldu. Ne oldu? Ayakkabılar mı sıktı? Yok be Mahir amca. Şey şuraya çıkıp biraz elektrik atacağım. Cızırdıyorum resmen sinirden. Ne oldu kızım anlatsana. Sorma ya ruh hastasının biri dadandı. Burası patron. Şu karşıdaki durak. Evleri de burada mı? Ha burada burada şurada iki sokak aşağıda hemen. Ha bak bak kız da şu bak görüyor musun bak bak. Halterci falan mı o? Halterci mi? Ne alaka patron halterci görmüyor musun kelebek gibi kız ya. Baksana şuna ki çiçeklere konulacak neredeyse şuna bak ya. Nella casa mia
che piange, piange sempre e non può basta soffrir. Ritorna Rinna mia, le lacrime vanno via. Ya koca koca adamların ne hale koşuşuya bak. Hadi Teo, sen durumu anla sadece. Detayları ben konuşacağım. Aslı'nın babası meslekten de. Vefat edince kızı yerine Demir aldı. Çok mert, çok delikanlı bir kızdır. Fazlası var, eksiği yok bizden. Şoförlüğü de hepimize taş çıkartır. Aslı bizim göz bebeğimizdir. Duyuyorsun ya Akif. Yapılan çok yanlıştı. Oldu, haydi. Kulağını çekecekler terbiyesizin. Sonra kızıp daha fazla musallat olmasın da ama. Olmaz, olmaz. Araba mı lazım delikanlı? Evet de ya ben konuştuklarınızı duydum. Mesleğimizi değil mi uzatıyorlar ya dayı, hayırdır? Bardağımı hallettik. Taksici misin sen? Yok, ben makam şoförüyüm. Yani makam şoförüydüm. Terfi ettim şimdi, kolay gelsin. Bu şoförün terfisi nasıl oluyor? Pilot olmuş Mahir amca, uçuyormuş. Ne diyorsun? Yok vallahi uçmuyorum da ya, ayıptı söylemesi araştırma şefi oldum. Ya patron çok sever beni. Teo dedi sen bu röntgen işlerini falan iyi kıvırıyorsun. Gel bu işin başına sen geç dedi. Ben de severim böyle dedektiflik falan. Öyle bir başladık işte, bakalım yani. Anlamadım. Dedektif misin yani? Ya bir nevi. Ya hukuk ofisi bizimki işte. Ben de böyle tanıkları sanıkları falan araştırıyorum. İşim bu yani. Şansa bak, vay be ateş böceği. Ateş böceği mi? Kızımızın lakabıdır. He. Dedektif ya ya. Vallahi iyi olacak, hastanın doktor ayağına gelinmiş. Ben size bir şey sorabilir miyim böyle araştırmalı falan? Ya hadi Teo, niye uzattın bu kadar? Plakaları buldum ama sahiplerinin isimlerini bulamıyorum. Gizli bilgiler tabii. Şimdi sen bunların hepsini tek başına mı buldun yani? Kızımız zehir gibidir. Ya senin şu avukatı söylesek bize bir yardımcı olsa. Parasıyla tabii. Önce parasını sor ateş böceği. Şoförlü möförlü. Zengin avukatı galiba. Yani o tabii davadan davaya değişir ama bir 20-30 civarı bir şeydir tabii. Bin mi? Yavaş. Bu hayatta adalet bile parayla be. Aha. Ne oldu? Bak ben sana bir teklifte bulunacağım. Yani şimdi ben dedim de terfi ettim falan diye. O yüzden benim yerime bir şoför arıyoruz. Gel biz seni şoför olarak işe alalım. Senin davana da bedava bakarız. Ne dersin? Daha neler. Kızımız bu saatten sonra özel şoförlük mü yapacak? E ne olacak dayı, taksi şoförü olmuş işte. Özel şoför niye olmasın yani? İstemem de ondan. Ya özel hizmet falan bozar bizi. Sen yine de sağ ol. Bey amca, öndeki araç. Aslı kızım, sıra sende. Kalantor bir tiptir. Anlatacak mısın Teo? Vallahi yandık patron. Kız seni bulmak üzere, haberin olsun. Şoför kız. Vallahi hiç öyle deme patron. Kız var ya zehir gibi, yemin ediyorum ya. Bir plaka listesi çıkarmış. Bir baktım içinde seninki de var. Tabii ben çalıştırdım hemen kafayı, sorunu çözdük. Sıkıntı yok şimdi. Evet, çalıştırdın kafayı. İş teklif ettim kıza. Yani önce böyle bir yok mok falan dedi de o ikna olur. Edeceğiz yani, bunun başka yolu yok, etmek zorundayız.
Ne diyorsun sen Teo? Yani kızı şoför olarak alıyoruz, davayı da biz üstleniyoruz. Ondan sonra sen sağ, ben selamet, bitti gitti işte. Bir kızı alıp özel şoförüm mü yapacağım ben? İyi misin? Ne var bunda yani? Bence gayet mantıklı bir fikir bu. Ne yani? Peki bir şey soracağım. Biz hırsızı bulamadan kız bizi bulursa ne olacak? He? Ya Hakan'ın hiçbir şey hatırladığı yok ki patron. Ne yapacağız? Ben bu Hakan'ı ne yapayım ya? Ya patron, biz şoför aramıyor muyuz? Adamlar kızı öve öve bitiremiyorlar işi. Alalım, işi de kurcalamayı bırakacak. Daha ne istiyoruz, ben anlamadım ki yani. Yok, olmaz öyle şey Teo. Olmaz yani. Yani ben geçeceğim arka koltuğa, kurulacağım. Kız da gelecek, benim arabamı kullanacak. Öyle mi diyorsun? Olmaz yani. Hem bak, kızı taciz edip duruyorlarmış taksi şoförü diye. Yazık yani, bir hayır işlemiş oluruz. Fena mı olur ya? Taciz mi ediyorlarmış? Hiç sorma vallahi patron. Başında baba yok, abi de sen bunalımda. Zaten kazadan sonra hayatları kararmış. Yani durum kötü patron. Bayağı çok kötü durum yani. Anladım. Düşünüyorum. Medicine time, medicine time, medicine time, medicine time. Ay, kuzum benim. Aman da aman, benim paşa oğlum. Tatlı oğlum, güneşleniyor muymuş? Aklayamadı anneş kutuğunu, ha? Al bakalım, şimdi ben sana güzel güzel hafızan yerine gelsin diye. Hmm. Aç bakayım, aç ağız. Aç, aç paşam, aç. Aferin olmuş. Hıy, anne çok çirkin ya tadı. Çok çirkin değil mi? Çok az saçlı. Aç, 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 aç. Handan, altını da bağladın mı canım? Ay, aşk olsun abla ya. Hakan, hatırladın mı çocuğum o gece ne olmuş? Yok teyze ya, o gece film bende bayağı kopmuş sanırım. Kopar tabii, o kadar azıtırsan kopar tabii. Hakan, bak çocuğum, senin bir salaklığın başımıza neler açtı. Ay ne suçu var benim oğluşumun? Hem soydular bir kere onu. Ay muz mu senin oğlun soyacaklar Handan? Bana bak. Zaten hep bu çocuk senin yüzünden böyle oldu. Ayol kazık kadar adam, hala anasının kuzusu. Bak Hakan'cığım, bak canım. Artık kuzuluk zamanı bitti, tamam mı yavrum? Artık koç gibi, Barış abin gibi, aslan gibi olacaksın. Anladın mı evladım? Anlaşıldı teyze. Bak şimdi Hakan'cığım, sen ne istiyorsan ye, ne istiyorsan iç. O geceyi hatırla, tamam mı evladım? Vallahi eve hapsederim seni. Hiçbir yere çıkartmam. Açık. Yapar mı yapar vallahi. Kız kursu neticede. Sinirini başka nereden çıkaracağım? Boş ver paşa olmasa. Üzme, üzme. Paşa gönlünü hiç üzmesin. Mahir amca, ben kemerin oraya geldim, kimse yok. Yolcu orayı söyledi, ateş böceği. Tamam, bekleyeyim biraz da. Beni şikayet etmek neymiş, göstereceğim ben sana. Gençlik başımda duman, ilk aşkımı iki edeceğim. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçamam ateş böceği. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Demirci köye gideceğiz. Biliyor musun öyle? Bilmem mi? İşimiz bu.